Değerli konuklar, sevgili meslektaşlarım, hepinize iyi akşamlar diliyorum. PDR Atölye Kuşağı'nın beşincisiyle karşınızdayız. Bu akşam bize eşlik edecek isim uzman psikolog Yeliz Börekçi. Yeliz Börekçi lisans eğitimini Atılım Üniversitesi'nde psikoloji alanında tamamlamıştır. Yüksek lisans eğitimini Selçuk Üniversitesi'nde aile danışmanlığı alanında tamamlamıştır. Şu an halen Arad Üniversitesi'nde klinik psikoloji alanında doktora eğitimi devam etmektedir. Pek çok farklı ekolden terapi eğitimleri almıştır. Ancak genellikle bilişsel davranışçı terapiler temelli çalışmalarını sürdürmektedir. İstanbul'da özel bir danışma merkezinde halen danışan kabulüne devam etmekte. Süreçle ilgili de tabii online terapilere hızla devam etmektedir. Yeliz Hocam merhabalar, iyi akşamlar. Merhabalar Yeliz Hocam, iyi akşamlar. Hoş geldiniz diyorum. Hoş bulduk. Beni duyabiliyor ve görebiliyor musunuz rahatlıkla? Hem duyuyoruz hem görüyoruz hocam. Ses ve görüntüyle ilgili bir sıkıntımız yok. Teşekkür ediyorum zaman ayırdığınız için. Biliyorum online terapiler çok yoğun devam ediyor. Bir yandan doktora savunmasına sayılı gün kaldı, bir yoğunluk var. Teşekkür ediyorum vakit ayırdınız. Bu akşam bizimle oldunuz. Bu nazik davetiniz için ben çok teşekkür ediyorum Yeliz Hocam. Doktora tezimi şu anda tam da kaygı bozuklukları ve depresyonla ilgili ve stresin bunlar üzerindeki etkileriyle ilgili hazırlıyorum. O yüzden bu süreç ve kaygı tam böyle şey oldu. Çok denk düştü, güzel örtüştü. Çok denk düştü, evet. biliyorum takip ettiniz ama şu ana kadarki süreçte biz işte eskiyi, yeni normalde neler yaşadık, nasıl toparlanmaya çalışıyoruz, öğrencilere nasıl yaklaşmalı, ebeveyn olarak bize neler düşüyor gibi pek çok konudan bahsettik. Ama şöyle bir dönüp bakıyorum arkaya, konuştuğumuz ve konuşacak olduğumuz konuları nasıl bir ortak çatı altında toparlayabiliriz diye ortaya bence tek bir kelime çıkıyor. O da kaygı. Çünkü tüm bu sürecin ortak dili, ortak paydası kaygı diye düşünüyorum. Bu anlamda kaygıyı bu akşam detaylı bir şekilde konuşacağız. Hepimiz farklı oranlarda yaşadık ve farklı oranlarda hissettik ama eminim hocam herkesin en az aklından bir kez geçirdiği bir soru vardır. Onu sorup size sözü devretmek istiyorum. Bu süreç tamamlandığında herkes bir kaygı bozukluğu yaşamış olacak mı? Çok güzel. Şöyle Yeliz Hocam, öncelikle hani kaygı diye aslında çok da böyle sınırlandırmadan daha genel tutmamın sebebi biraz da şuydu. Çünkü bu daha tanılar ötesi bir şey. Yani biz aslında ne görürsek görelim bu süreç zarfında odamızda veya çalışma alanımızda neyle karşılaşırsak karşılaşalım sanki ortak tema kaygı olacakmış gibi. Bu sosyal zorluk yaşayan belki sosyal fobi olduğunda da mesela kaygı olacak. Belki daha obsesyonları artmış birisi olduğunda da aslında çalıştığımız ana tema kaygı olacak. Ya da belki de yaygın anksiyeteye çevirdiğinde bazı insanlarda yine biz kaygıyı çalışıyor olacağız. O yüzden de sanırım tüm uzman arkadaşlar buradaki odamızda tanısı ne olursa olsun daha tanılar üstü bir şey çalışıyor olacağız. Kaygı, kaygıyla baş etme ya da duygu regülasyonu üzerinden aslında çalışıyor olacağız diye düşünüyorum. Herkes bir şekilde semptom çıkartacak mı? İlk akşam Hasan Hocam çok güzel bir şey söyledi. Ben bu arada bütün programları izliyorum her akşam. Orada Hasan Hocam'ın söylediği bir şey vardı, bir soru vardı. İşte bu süreci aştıktan sonra acaba işte okullarda herkes için bir hani kaygı üzerine, duygu denetimi ya da duygu kontrolü üzerine bir program başlatılmalı mı, böyle bir çalışma yapılmalı mı? Hasan Hocam orada demişti ki hayır yapılmamalı çünkü bazıları etkilenmeyecek bundan. Etkilenmeyen birinin yanında belki de bunu yaptığımızda dolaylı yoldan onu da aslında etkileme ihtimalimiz de var. O yüzden herkes etkilenmeyecek bu süreçten. Kim etkilenecek? Belki bununla ilgili bir risk grubu oluşturabiliriz. Ya da bize danışmaya gelenlerde aslında birkaç şeyin işaretini görebiliriz diye düşünüyorum. İsterseniz ondan bahsedelim. Kaygı bozukluğu mesela kimde ortaya çıkabilir? Ya da hangi grupta biz bunu gözlemleyebiliriz diye. Şimdi kaygı bozukluğunun ortaya çıkmasında aslında birkaç faktör var. Biyolojik sosyal modele göre baktığımızda birincisi mesela mizaç, yatkınlık.
doğuştan getirdiğimiz bir mizacımız var, bir mizaç özelliğimiz var. Cana yakın olmak, içe kapanık olmak, girişken olmak, sosyal ortamlarda rahat olmak ya da rahatsız olmak. Bunlar bizim doğuştan getirdiğimiz özelliğimiz. En net de şöyle anlıyoruz. Mesela bebekleri tanımlarken anneler fark ederler. Eve yabancı geldiğinde işte ağlardı ya da yabancı birinin kucağına gittiğinde rahatsız olurdu. Ya da ağlamaya başladığında çok zor sakinleşirdi. Yani ortalama %10, %20 gibi bir yerde düşünebiliriz bunu aslında. Bizim o biyolojik yapımızın bu konuda aslında bizi biraz risk alanına dahil ettiği kısmı. Burada şöyle olabilir, eğer ki duygusal olarak daha hassas, uyarılmamız daha çabuk, sakinleşmemiz daha zor, bu konuda biraz daha hassas ve kırılgan yapıdaysak, böyle bir mizaçla geldiysek, hele de geldiğimiz yerde, bulunduğumuz çevrede bu duygular geçersiz kılındıysa, yani ben bu duyguları yaşadığımda bu duygularım küçümsenmiş olabilir, görülmemiş olabilir ya da kaygımı içine alabilecek ve beni yatıştıracak bir ebeveynim olmayabilir. Duygumun geçersiz kılınması. Bu durumda bu bireylerin yaşadığı zorluk genelde duygu regülasyonunda problem yaşama. Bu kişilik örgütlenmesinin ya da kişilik bozukluğunun bir problemi de olabilir. Bununla da karşımıza gelebilir. Belki bir borderline vakada. Ya da böyle bir süreçten geçen kişi belki ileride bunun gibi böyle toplumsal durumlarda ya da bireysel durumlarda tetiklendiğinde kaygı bozukluğunu daha çabuk deneyimleyebilir ve semptomları daha çabuk ortaya çıkartabilir. Bu birincisi. Belki de odada danışanımızı dinlerken bir yandan bunu dinlememiz gerekiyor. Acaba burada bir duygusal olarak bir hassasiyet, bir kırılganlık olabilir mi? Duygusunu tanımlamada zorluk yaşıyor olabilir mi? Bu duyguyla baş etmede, bunu regüle etmede zorluk yaşıyor olabilir mi? Çünkü eğer bunu hissediyorsak, eğer bunu fark ediyorsak, orada danışana bir beceri kazandırmamız gerekiyor. Duygu regülasyonu becerisi. Bir ikincisi, biyolojik bir yapıyla dünyaya geldik. Bu bizim için bir faktör. İkinci faktör aslında içine doğduğumuz çevre ve o çevrede aldığımız kayıtlar. Çünkü ilk doğduğumuz zamandan itibaren oradaki ilişkilerimizle, deneyimlerimizle, öğrenmelerimizle, pekiştirmelerimizle hepsiyle beraber klasörler yazmaya başlıyoruz. Bu klasörleri aslında alt başlıklar altında toplayabiliriz. Bunlardan birincisi mesela bir kendilik klasörü yazıyorum. Ben nasıl biriyim? Ben nasıl biriyim de eğer içinde bulunduğum çevrede mesela sürekli belki de bir helikopter ebeveyn var. Yine Hasan hocama gitti zihnim burada. Ya da sürekli belki de yapamazsın, beceremezsin, dur ben yapayım. Böyle bir ebeveynle berabersem kendilik klasörüme ne yazıyorum mesela? Dayanıksızım, başa çıkamam, ben bunun üstesinden gelemem. Kendilik klasörümde bu bilgi yazıyor. Diğeri o çevrenin içerisinde ötekiyle kurduğum ilişkide annem, babam, kardeşlerim, arkadaşlarım, ilkokul öğretmenim, sosyalleşme deneyimim bunların hepsinde bir öteki klasörü oluşturmaya başlıyorum. Öteki bana nasıl davranıyorsa öteki insanları buna göre tanımlamaya başlıyorum. Örneğin eleştirel ya da hataya tahammülü olmayan ya da belki de kestirilemeyen bir ebeveynle beraberdim. İhtiyacım olduğu her an ona ulaşamıyordum. Tutarsız bir ebeveynle beraberdim. Bu arada ötekiyle ilgili bilgimle öteki eleştireldir, öteki benim açığımı gördüğünde beni desteklemez, tam tersi beni daha zor duruma düşürür, benim duygumu anlamaz ya da beni aşağılar. Öteki klasörüne bunları yazdım. Bir diğeri bu sefer dünya ile ilgili bir klasör. Nasıl bir evde, nasıl bir çevredeydim? Örneğin bulunduğum yerde belki de bir savaş çocuğuydum. Bulunduğum yerde bir savaş vardı. Ya da evde öfkesini kontrol edemeyen ebeveynler vardı. Birdenbire bir kavga çıkıyordu. Kavga birden büyüyordu. Ev demek benim için daha sonra dünya demek olacak. O yüzden evimdeki bu kestirilemeyen şeyi daha sonra dünyaya genellemeye başlayacağım. Demek ki dünya kestirilemeyen bir yer, tehlikelerle dolu bir yer. Her an başıma bir şey gelebilir, her an bir patırtı kopabilir. Dünyaya dair bir şemam olacak. Bir diğer dördüncüsü de belki benim gelecekle ilgili şemam. Bunları bu arada hem ebeveynlerimden alıyorum hem de içindeki kültürden alıyorum. Mesela bizim atasözlerimiz var. Sen önünü kış tut, yaz çıkarsa bahtına. Aslında ne söylüyor bana? Gelecek felaketlerle dolu bir şey, gelecek kestirilemeyen bir şey, her an kötü bir şey olabilir. Lütfen tedbirli ol. Aslında gelecekle ilgili de bir şey öğrendim. Ya da evde sürekli evhamlı birileri var. Ya da benim çevremde birileri var. Neyi öğrendim? Gelecek benim için endişelenilmesi gereken bir şey.
Bu klasörleri böyle yazdığımda erken çocukluk döneminde, daha sonrasında kendi yetişkinliğimde dünyayı, insanları ve kendi becerilerimi hep bu klasörlerden gelen bilgiyle okuyacağım. Yani aslında bugün yolunu bulmaya çalışan kişi, bugün uyum sağlamaya çalışan, adapte olmaya çalışan kişi o çocuğun yazdıkları bilgiyle, o çocuğun kaydettikleriyle bunu yapmaya çalışıyor olacak. Bu şemalarla bunu yapmaya çalışıyor olacak. O yüzden bu süreçte kimde görebileceğimizi düşündüğümde kaygı bozukluğu ile ilgili, eğer mizaç olarak kaygıya yatkınsa, eğer duygusal hassasiyeti varsa, çocukluk döneminde bu duygusal hassasiyette geçersiz kılındıysa, yani duygu regülasyonuna edinemediyse, yine çocukluk döneminde bu yazdığı klasörlerle dünyaya, hayata, geleceğe, kendine ya da insanlara dair kayıtlarında baş edemem, öteki bana yardım etmez, gelecek felaketlerle dolu, çok kötü şeyler olacak, böyle kayıtları varsa sanırım bu insanlar daha fazla bizim için risk grubunda olacak ve karşımıza gelecekler. Evet, risk grubunun özelliklerini bu şekilde toparlayabiliriz. Peki işte okullar açılacak, öğrencilerimizle buluşacağız. Bir yandan danışan gören, hala terapi sürecini devam ettiren arkadaşlarımız da var. Burada öğrencilerin ya da danışanların hocam kaygıyla ilgili problemlerini nasıl anlarız? Yani burada ortak şikayetler ne olabilir ya da biz uzman olarak hangi ipuçlarını takip etmeliyiz? Çok güzel. Şimdi bu bahsettiğimiz hani mizaçla ilgili duygu durum düzenlemesinde sıkıntı yaşayan insanların mesela bir sorunu daha oluyor burada. Duyguyu tanımlamakla ilgili de problem yaşayabiliyorlar. O yüzden bazen böyle karşımıza geçip ben çok kaygılıyım, kaygımı yatıştıramıyorum, çok endişeliyim. Böyle söyleyen danışanlar olmayacak. Biraz daha belki ya da hani bunun etkilerini küçümsemiş, farkında olmayan ya da tanımlayamayan fakat buna bağlı olarak semptomları gösteren hasta grubuyla karşılaşabiliriz. Burada kaygının bizim için çok belirleyici bir özelliği var. Kaygı bizim çok aslında savaş ya da kaç. Korkuyla aynı mekanizmayı uyaran bir şey. Savaş ya da kaç mekanizmamız burada tetikleniyor ve devreye giriyor. O yüzden de kaygıyı genelde bedensel olarak deneyimliyoruz ve bedensel şikayetlerle geliyor. Örneğin artmış kaygıyla beraber ne bekleyebiliriz? Kaygı arttığı zaman mesela şu olabilir. Şu anda uzman arkadaşlar da kendi pratiklerinde bunu deneyimliyorlardır. Bazı mesela gruplarda örneğin artış oluyor. Nedir mesela? Fibromiyalji. Çünkü kaygı da çok fazla kişiler kendini kastığı için çok fazla mesela kas ağrısı. Bunu tanımlayamaz da böyle bitmeyen kas ağrıları vardır. Yoğun baş ağrıları vardır strese bağlı olarak. Ya da uyku bozukluğu mesela çok fazla yaşarlar kaygı problemi olan insanlar. Uyku problemine bağlı olarak da işte dinlenememe, ertesi gün veriminin düşmesi, yine uyku problemine ve gün içindeki o kaygıyla baş etmelerine bağlı olarak tahammüllerinde, toleranslarında azalma, çabuk parlamalar. Bazen mesela bir anksiyete bozukluğu sanki yoğun duygusu öfkeymiş gibi gelir. Anksiyetesi o kadar yüksektir ki toleransı azalmıştır. O yüzden de öfke patlamaları artmıştır o dönemde. Daha iritedir, çabuk uyarılır ve çabuk reaksiyon verir. Bir başkası mesela ne olabilir? Uyku bozulmasına bağlı ya da gün içinde o kaygının artması yüzünden dikkatini toplayamadığı için unutkanlıklar çok fazla artabilir. Bu durumda öğrencilerde de mesela çok gözlemleyeceğimiz bir şey belki kaygısını ifade edemeyebilir, fark etmeyebilir ya da bastırabilir. Ama mesela çocuğun akademik başarısında bariz bir düşme hissederiz. Çünkü ders içerisinde dikkatini toparlayamıyordur ya da çalıştığı dönemde dikkatini toparlayamıyordur. Dikkatini toparlayamamaya bağlı olarak aslında çabuk unutuyordur. O yüzden de sanırım eğer okul önce mesela okul dönemi çocuklardan bahsediyorsak akademik başarıdaki düşme bizim için depresyonda da kaygıda da aslında çok önemli bir işarettir. Durduk yere sebep yokken çocuğun akademik başarısının düşmesi. Yetişkinler içinse belki toleransının azalması, uyku bozukluğu, kas ağrılarının artması ya da iştah değişimleri ya da çabuk gerilme, çabuk parlama, toleransın azalması, unutkanlıklar bunları sayabiliriz mesela. Bunları gördüğümüzde orada mutlaka bir kaygıyı aklımıza getirmekte fayda var. Peki hocam ben biliyorum daha çok bilişsel davranışçı terapiler temelli çalışıyorsunuz siz. Kaygı bozukluğuyla çalışırken BDT
hangi tekniklerinden yararlanabiliriz ya da nasıl müdahale edebiliriz? Yani bunu danışanlar için söylüyorum, işte okulda daha küçük yaş grubundan öğrenciler için söylüyorum. Böyle spesifik bir örnek hatırlatabilir misiniz? Biz de hafızalarımızı tazelemiş olsak. Evet, şimdi bilen insanlara bunu hatırlatmak çok zor geliyor. Biliyorum ki herkes bunu biliyor. Sadece hatırlatma olsun gibi üzerinden geçebiliriz. Bu arada ben çok özür diliyorum. Kendi bilgisayarımda aslında bir slaytım vardı fakat onun kamerasında problem yaşadım. Diğer bilgisayara geçtim. Burada da ofis programı kurulu değil. O yüzden de slaytım üzerinden gösteremiyorum. Çok güzel, aslında tam da hemen programdan önce kaygı yaşadığım bir durum. Bir problemle karşı karşıyayım. Fakat şöyle bir çözüm buldum ben. Böyle küçük anekdotlar hazırladım. Ekranda göstereceğim. Muhtemelen görünecektir diye düşünüyorum. Çok basit olarak onlar üzerinden anlatmak istiyorum bunu. Şimdi ilk soruya geri dönmek istiyorum. Yine bilişsel davranışçı pratiğin üzerinden gittiğimizde. Hani demiştik ya, herkeste kaygı ortaya çıkacak mı? İşte kaygı nasıl ortaya çıkıyor? Buradaki aslında o mizaç ya da o şemalar, şematik bilgi işlemelerin dışında üçüncü faktörümüz ne? Bizim tetikleyiciler. Yani çevresel olaylar, hayatta yaşadıklarımız. O yüzden de burada aslında üçüncü olayla başlıyoruz. Yani nedir? Bir salgının ortaya çıkmış olması. Ben şöyle kağıdım üzerinden anlatmak istiyorum. Yani madem ki hani biz şöyle başlıyoruz aslında danışanlarla konuşurken. Bunu çok küçük yaş grubunda biraz daha aslında görsel materyalle daha somutlaştırarak, hikayeleştirerek ve basitleştirerek. Fakat çok rahatlıkla bunu aslında ortaokul, lise düzeyinde ergenlerle de bunu aynı çalışıyoruz aslında. Çok basit bir ABC modelim var. Ben hep diyorum ki benim bir ABC modelim var, size anlatabilir miyim diyorum. Aklınızı siz nasıl bulacaksınız, size nasıl gelecek bu model? Bizim çalıştığımız modelde hem arkadaşlara da hatırlatma olsun. ABC modelinde diyor ki yaşamda bazı olaylar olur. Biz bunlara A diyoruz, tetikleyici olaylar. Ve bu olayların sonuçları olur. Bunlara da C diyoruz. Örneğin şöyle basit bir örnekle başlayalım. İşte yolda giderken bir köpek gördüm. Olay bu. Bir köpek gördüm. Ne yaparım? Sonucunda ne olur? Ne olur mesela? Bana söylemek ister misiniz? Size sorsam Yeliz Hocam. Yolda korkar mısınız köpekten bu arada? Sonunda aştım o korkumu ama eskiden olsa ben yol değiştirirdim. Çok güzel. Yolda giderken köpek gördüm. Olay bu. Sonucunda ne yaptım? Yolumu değiştirdim. Niye yolunuzu değiştirirdiniz? Bana zarar verebilir. Ben korkuyorum, titriyorum. Çok güzel. Korkuyorum, titriyorum. O yüzden yolumu değiştiriyorum. O zaman şöyle dememiz gerekiyor. Madem ki her olayın sonucu, yani sonuçlar olaylara bağlıysa, o zaman yolda her köpek görenin korkması, titremesi, yolunu değiştirmesi, kaçması, böyle şeyler yapması gerekiyor. Gerçekten böyle mi? Başka bir hikayede şöyle olabilir mesela. Yolda giderken köpek gördüm. Çok mutlu oldum. Dedim ki yanına gideyim, oynayayım biraz, biraz eğleneyim. Yani olay aynı olduğu halde olayın sonucunda benim ne hissettiğim, birinde korkarken, kaygılanırken diğerinde neşelenebiliyorum. Korktuğum, kaygılandığım için kaçarken diğerinde keyif aldığım için orada kalabiliyorum. Eğer bizim yaşadıklarımız, yaşadığımız bizim reaksiyonlarımız, hissettiklerimiz, davranışlarımız, yaşadığımız olaylara bağlıysa o zaman her iki seçenekte de her olayın aynı sonucu vermesi gerekiyor. Acaba burada başka bir faktör olabilir mi? Niye bunu değiştiriyor olabilir? Elbette ki siz uzman olduğunuz için zaten oradaki o farkı söylediniz arada. Birinci hikayedeki fark aslında anlamlandırma farkı. Ne dediniz? Bana zarar vereceğini düşündüğüm için korkarım ve kaçarım. Diğerinde ise bana zarar vermez, tehlikede değilim diye düşündüğü için aslında orada kalır ve onunla oynar. Fakat burada dikkat edeceğimiz şey şu. Yolda giderken bir köpek gördüm. Bu arada bu köpek ısırabilir. Bu köpek gerçekten çok arkadaş canlısı olabilir. Köpekle ilgili aslında gerçeği bilmiyoruz. Biz gerçeği bilmiyoruz fakat her tetikleyici karşısında onu anlamlandırıyoruz, onu yorumluyoruz, onun hakkında bir varsayımımız var, bir hipotez oluşturuyoruz ve daha sonra da bunun %100 gerçek olduğundan yola çıkarak bir şeyler hissediyoruz ve bir şeyler yapıyoruz. O yüzden de aslında bilişsel davranış terapilerde çalışırken konuştuğumuz şey bu. Bu yorumlamaları konuşuyoruz.
Bu yorumlamalar da aslında nereden kaynaklanıyor? Tam da o anlattığımız şeyden kaynaklanıyor. Mesela bana zarar verebilir. Aslında bu neyle ilgili? Kendilik şemamla ilgili. Tehlikedeyim. Bu tehditle başa çıkamam. Öteki ya da dünya, o onun içindeki bir nesne, tehlikelerle dolu. Başıma her an kötü bir şey gelebilir. Zaten zeminimizi hazır kılan, bizi kırılgan kılan da bu oluyor. O yüzden de biz yaşamda karşılaştığımız olaylarda bunların etkisi yok mu, var elbette. Çalışmanın birinde %15'lerde olduğunu gösteriyordu. Yani elbette ki salgının olması, üzerime doğru bir köpeğin gelmesi ya da üzerime doğru bir ortamda örneğin bir şey yaşamam. Herhangi bir şey hiç fark etmiyor bunda. Beni tetikleyen bir şey, benim orayla ilgili şemamı tetiklediğinde bu şemadan gelen otomatik düşünceler, benim inançlarım bana bir duyguyu yaşatıyor, bir şey hissediyorum ve o duyguya göre davranmaya başlıyorum. O yüzden önce bununla başlıyorum. Diyorum ki mantığınıza yattı mı bu? Acaba bu hissettikleriniz, acaba mesela bu salgında bu kadar kaygılanıyor olmanız ya da bu kadar çok tedbir alıyor olmanız ya da hiç tedbir almıyor olmanız, bunlar acaba gerçekte olan durumla değil de sizin bu durumu nasıl yorumladığınızla, sizin bu duruma nasıl bir anlam atfettiğinizle alakalı olabilir mi? O yüzden mutlaka ki ilk basamakta bununla başlıyoruz. Çünkü ilk önce danışanın şunu anlaması gerekiyor. Düşünce gerçek değildir. Düşünce başka bir şey, gerçek başka bir şey. Düşünce sadece bizim içinde var olduğumuz hayatı anlama çabamız. Bir varsayımdan ibaret. Daha sonrasında kaygı bozukluğunda mesela bunu işledikten sonra ikinci kısma mutlaka geçiyorum. İkinci kısmım da benim burası. İlk söylediğimi demiştim ya, olaylar benim düşüncelerimi tetikliyor. Benim düşüncelerim de aslında bir duyguyu oluşturuyor ve bir davranışa yol açıyor. Daha sonra hemen ikinci kısma geçiyorum ben. Okey diyorum, o zaman hadi kaygıyı bir de böyle konuşalım. Ne oldu mesela? Bir olay örüntüsü çizelim. Yolda giderken köpek gördüm. Olay bu. Bu arada olaylar, yolda giderken kocaman bir köpek gördüm, dişlerini gösteriyordu. Böyle bir olay olmaz. Bunun içinde bir yorumlama var. Olaylar nötrdür. Sanki bir film izler gibi. Bunun nötr olduğunu şöyle anlayabiliriz tanımlamayı. Her ikimiz de eğer baktığımızda aynı tanımlamayı yapıyorsak o nötrdür. O yüzden yolda giderken köpek gördüm. Olay bu. Peki köpek gördüğünüzde o sırada aklınızdan ne geçti? Beni ısıracak, bana zarar verecek, tehlikedeyim, kaçamam. Aklımdan geçen düşünceler bunlar. Yani bu olay size bir düşünce oluşturdu. Peki böyle düşündüğünüz sırada kendinizi nasıl hissediyordunuz? Oradaki duygunuzu bana tanımlar mısınız? Kaygılandım, korktum. Yani düşüncem, yorumum bir duygu oluşturdu. Buradaki şey şu aslında. O duyguyu yaşarken hatırlıyor musunuz bedeninizde ne oluyordu? Bedenimizde kaygılandığımız zaman ne oluyor aslında? Savaş ya da kaç tepkisi. Yani bizim sempatik sinir sistemimiz uyarılıyor. Sempatik sinir sistemimizin uyarılması ne demek? Belli bir sıra içerisinde, tehlike anında beni bir şeyden kaçabilir ya da onunla gerekiyorsa savaşabilir hale getiren sistem sempatik sinir sistemi. Uyarıldığı anda bir şey gibi, yangın dedektörü gibi. Uyarıldığı anda aslında neye yarıyor? Benim göz bebeklerim daha büyüyor, tehlikeyi daha iyi görebileyim diye. Enerjiye ihtiyacım var, o yüzden kalbim daha çok atmaya başlıyor. Çarpıntım oluyor o anda. O anda kan periferden merkeze doğru çekiliyor, elim ayağım buz kesiyor. Terlemeye başlıyorum soğuk soğuk. Ya da bazen bir sersemlik hissi geliyor. Ya da bazen işte mide bağırsak kısmında uyarılmalar oluyor. Bacaklarımda, dizlerimin böyle bağ çözülüyor. İnsanlar çok güzel anlatırlar aslında kaygılandığını. Yani bu hissettiğiniz duygular sizde bir duyuma sebep oluyor. Bedeninizde bir duyuma yol açıyor. Daha sonra bu duyumdan sonra da bir şey yapıyorsunuz, bir davranış. Ne yapıyorsunuz? Kaçtım, yardım istedim, bir yere saklandım. Daha sonrasında bir davranış geliyor hemen akabinde. Şu anda görebiliyorlar mı benim bu kağıdımı? Çok net değil hocam ama orada bir yuvarlak görüntü olduğunu daha sağlıklı. Başka bir şey göstereceğim. Şimdi burada bunların hepsinin arasında bir ok var farkındaysanız. Yani olaylar düşüncelere sebep oluyor. Bir olay yaşadığım an aklımdan bir şey geçiyor. Bir şey düşündüğüm an bir duyguya sahip oluyorum. Bir duygu geçiyor. Duygum bana bir duyum sağlıyor. Duyumumla beraber bir davranışa geçiyorum. Bu arada davranışım da çevremi etkiliyor. Fakat burada bunların hepsi aynı zamanda diğer tarafı da etkiliyor. Yani örneğin bazen hiçbir sebep yokken sadece benim kalp çarpıntım, bir duyum
Birden çarpıntım başlıyor. Çarpıntım neye yol açıyor? Bir düşünce getiriyor. Diyor ki eyvah bir dakika panik atak mı geçiriyorum? Panik ataklarda mesela sık yaşanan şey duyumla beraber tetiklenmedir. Ya da bazen mesela kaygılanıyorum. Kaygıdan sonra başka bir düşünce oluşuyor. Kaygılanıyorum diyorum ki insanlar beni ayıplar. Koca kadın bundan mı korktu derler. Kaygım düşünce üretiyor. Yani bunların arasında farkındaysanız hep çift yönlü oklar var. Sadece birinde tek yönlü ok var. O da olayın bende bir düşünce oluşturması. Yaşadığım olay benim aklımdan bir düşüncenin geçmesine yol açıyor ama aklımdan geçen olay bir aklımdan geçen düşünce bir olaya yol açmıyor. Yani bizde şöyle bir şey var ya hani aklıma gelen başıma geldi. Ben zaten biliyordum böyle olacağını. Buna o kadar inanıyoruz ki bu aslında hangi dönemin özelliği? Majik düşünce. Daha 5-6 yaşındayken aklımdan böyle geçti diye, ben bunu istedim diye oldu. Kardeşimin hastalanmasını istedim, ölsün istedim ve o hastalandı. Bu benim yüzümden, ben böyle istediğim için oldu. O dönemin özelliği. Fakat bazen biz yetişkinler farkında olmadan bunu hala sürdürüyor olabiliyoruz. O yüzden de mesela bu salgın döneminde biliyorum hastalanacağım, sevdiklerime bulaştıracağım. Bu gelen düşüncelerde adeta olmuşçasına ya da benim aklıma geldi ya bak gör ben bunları tek tek yaşayacağım. Benim başıma da gelecek. Yani aslında buraya da çift yönlü ok koyuyoruz farkında olmadan. Halbuki ben o zaman hep danışanlarıma şunu söylüyorum. Sayelerinde teşekkür ediyorum. Çok fazla mesela sayısal oynadım. Böyle keşfettik bunu. Madem ki benim düşüncem bir olayı etkiliyor, hadi diyorum o zaman bu hafta büyük ikramiyenin bize çıktığını tüm kalbimizle inanıyoruz. Her gün bunu düşünüyoruz. Beraber oynuyoruz ve haftaya bakıyoruz. Durumumuz nedir? Gerçekten aklımdan geçen bir şey dış dünyayı etkiliyor mu? Öyle bir gücüm, öyle bir kapasitem var mı benim? O yüzden de çalıştığım şeylerden biri de bu. Bu arada bunları göstermemin sebebi bazen hani zaten biz danışana bir şey anlatmıyoruz. Biz sadece ekolün uzmanıyız. Kişilerin hayatının ya da probleminin uzmanı olan kendileri. O yüzden de didaktik olarak aa bak bu böyle, aa şu şöyle gibi zaten anlatmıyoruz orada. Sadece aa okey o zaman siz bana yaşadığınızı anlatın. Ben de çizeyim bunu burada yerleştireyim mi beraber bakalım mı dediğimizde. Bunu çizdiğimizde bir kere danışanlar çok net bir şekilde onu görüyorlar. Aa bir saniye diyor burada böyle böyle oluyor. Bu arada bizim terapide yaptığımız şey aslında şu. Bu durumlarda mesela ilaç kullanımında ilaç bu ikisi üzerinde çalışıyor. Dolaylı yoldan bunlar üzerinden etki ediyor diğerlerine. Nedir mesela ilaçlar? Duygu durum düzenleyici, aynı zamanda da artmış duyumları da bastıran, bunu da engelleyen bir etki gösteriyor orada ve danışanlar böyle rahatlama sağlıyor. Bizimse terapide çalıştığımız daha ziyade neresi kalıyor? Bir, en net çalışabileceğimiz yer davranış. En kolay çalışabileceğimiz yer. İkincisi biliş. Belki duygu düzenleme teknikleri sayesinde burada duygu ve duyum. Bunlar üzerine çalışıyoruz terapide. Zaten danışana da bunu çizdiğimizde soruyoruz. Okey, problemi böyle yazdık. Peki sizce terapide nereyi en rahat çalışabiliriz? Beraber nereyi çalışmak istersiniz? Sizce nereyi çalışırsak sizin için daha kolay ve daha kısa yoldan sizi rahatlatır. O zaten görebiliyor bunu, en rahat buranın değiştiğini. O yüzden burası ikinci kısım. Önce ABC modelini anlatıyorum. Daha sonra ona nasıl bir etkileşim, nasıl bir iletişim içinde olduklarını anlatıyorum. Daha sonrasında hemen çok basit bir şey yapıyorum orada. Yine hazır çizilmiş kendi PowerPoint kağıtlarım var. Diyorum ki hadi beraber bir formülasyon yapalım mı? Bana yaşadıklarınızı anlatır mısınız? Ben benim modelime göre bunu bir formüle etmek istiyorum. Biraz daha iyi anlamak istiyorum. Okey diyor. Hemen yazıyorum. Bana durumu söyler misin? Tetiklenen durum ne? Bir salgının olması. Ya da işten çıkarılmış olmam. Ya da partnerimle, eşimle yaşadığım problem. Çocuğumla ilgili yaşadığım problem. Her neyse problem hiç önemli değil. Durum. Sizi ne tetikledi? Durum ne? O yüzden öncelikle durumu yazıyorum buraya. Okey böyle bir durumla karşı karşıyasınız. Yazarken nötr olmak şartıyla. Peki bu durum size ne düşündürüyor? Bu durumu yaşarken aklınızdan nasıl düşünceler geçiyor? Nasıl yorumluyorsunuz? Sizce bu durumun anlamı ne? Daha sonra diyorum ki peki bu durumda sizin aklınızdan geçenler bunlar. Okey, bunları düşündüğünüzde nasıl hissediyorsunuz kendinizi? Burada en sık rastlaşacağımız şeylerden biri de şu olacak sanırım.
Bazen insanlar duygularıyla düşünceleri birbirinden ayırmakta zorlanabiliyorlar ya da o aradaki farkı bilmeyebiliyorlar. O yüzden de biraz aslında konuşmamız gerekiyor. Duygu nedir? Düşünce nedir? Duyguyu nasıl tanırız? Duygular fonksiyonu nedir? Anlamı nedir? Ne işe yararlar? O yüzden birazcık aslında psikoeğitim veriyoruz. Fakat bunu yaparken yaşam olayları üzerinden yorumlamak değil, bunu yaparken sistemin çalışma mekanizması üzerinden gitmek. Danışan, biz daima mekanizmayı anlatırken danışan zaten kendisi anlamlandırıyor orada. Daha sonrasında okey, bunları hissettiniz. Peki bunları hissettiğinizde bu duyguyla nasıl başa çıkıyorsunuz? Bu problemle nasıl başa çıkıyorsunuz? Bana ortaya çıkan davranışlarınızı söyler misiniz? Mesela beraber bir örnek yapsak. Hadi bir hikaye uyduralım mesela. Nasıl bir hikaye olsun? Bu bir okul olabilir. Bu iş yeriyle ilgili bir problem yaşıyor olabilir. Diyelim ki Ahmet. Bu arada Ahmet, aramızda Ahmet diye biri varsa çok özür diliyorum. Bizde hep no name'dir ya, isim vermediğimiz zaman Ahmet ve Ayşe'dir. O yüzden Ahmet ya da Ayşe okula gidiyor ve sıra arkadaşı işte maske takmıyor, ellerini yıkamıyor ya da işte sırayı mesela işte hijyene özen göstermiyor ya da ofise gidiyorsunuz, aynı ofisi paylaştığınız arkadaşınız, işte siz işte dezenfektanlar kullanırken, sosyal mesafeye dikkat ederken o mesela bu konuda biraz daha rahat davranıyor, daha tedbirsiz olduğunu düşünüyorsunuz. Yıldız Hocam, çok özür dilerim detaylandırmadan önce 45 geçe chatten soruları almaya başlayacağız. 50 geçe gibi de ben size soruları iletmeye başlayacağım hocam. Onu hatırlatmasını istedim. Buyurun lütfen. Tamamdır. Teşekkür ediyorum hocam. Bu vaka üzerinden de hem müdahaleleri konuşalım beraber. O zaman tamam. 9 dakikamız var. Böyle bir şey olsun. Yani işte Ayşe ya da Ahmet ofise gidiyor. Yanındaki arkadaşı ellerini az yıkıyor ya da dezenfektan kullanmıyor. Sosyal mesafeye dikkat etmiyor. Sosyal mesafeyi korumuyor. Böyle bir problem yaşıyor. Bunu hemen konuşalım. Böyle bir problem yaşadığınızda sınıfa girdin, sıra arkadaşın ya da ofise gittin, ofis arkadaşın böyle bir davranış sergiliyor. Ne geçiyor o sırada aklından? Ne düşünüyorsun? Bu seni niye rahatsız ediyor olabilir? İşte bana virüs bulaşacağını düşünüyorum. Ya da daha sonra ben o virüsü eve götüreceğim. İşte annem babam yaşlı, kronik hastalığı var. Onlara bulaştıracağımı düşünüyorum. Benim yüzümden onların hastalanacağını düşünüyorum. Ya da ben yalnız yaşıyorum. Eğer hastalanırsam bana bakacak birisi yok. Hastaneye gideceğim, orada tek başıma kalacağım. Bununla nasıl baş edeceğim bunu düşünüyorum. Ya da bir sosyal güvencem yok. Ekonomik olarak hastalanmak ya da işsiz kalmak beni çok sarsacaktır. Bu geçiyor aklımdan. Okey, bu durumu yaşadığımda, bu durumun benim için anlamı bu. Beni rahatsız eden aslında bu aklımdan geçen düşünceler. Peki bu düşünceleriniz geçerken ne hissediyorsunuz o sırada? Bir duygu değil, birkaç duygu olabilir. Buradaki her düşüncem başka bir duygu üretiyor olabilir mesela. Ne hissediyorum? Kaygılanıyorum, çaresiz hissediyorum, bir yandan öfkeleniyorum. Okey, tamam, bu duyguları yaşıyorsunuz. Peki başa çıkmak için ne yapıyorsunuz? Bu problemi nasıl çözmeye çalışıyorsunuz? Yani geçen gün kızdım. Hani susuyorum olmuyor, küsüyorum, surat asıyorum anlamıyor. Geçen gün artık bağırdım. Artık kızdım ona, söyledim. Ya da ne bileyim işte gittim şikayet ettim onu. Ya da işi bırakmaya karar verdim. Okula gidip gelmiyorum artık. Bir şekilde bir davranışım var. Bunlar da benim başa çıkma davranışlarım. Bir şekilde de üstesinden geliyorum. Okey, o zaman hadi bunu konuşalım mı? Hadi bunu çalışalım mı dediğimiz zaman, eğer ki problem A'dan kaynaklıysa, yani durumdan kaynaklıysa, önce bir kere problemi nerede yaşadığımıza bakıyoruz. Ve problemi yaşadığım yer neresi ise aslında oraya dair bir çözüm üretmeye çalışıyorum. Gerçekten de ofis arkadaşı ya da sıra arkadaşı çok dikkatsizce davranıyor olabilir. Sahiden de oradaki riski artırıyor olabilir. Sahiden de aslında orada bir tehdit olabilir. Yani bu sadece sen tehlike olduğunu düşünüyorsun, o yüzden kaygılanıyorsun gibi bir şey yok. Gerçekten de bir tehdit olabilir ve bu onu kaygılandırıyor olabilir. O zaman eğer problem buradan kaynaklanıyorsa A'ya yönelik tehditler diyoruz. Mesela buradaki problemi nasıl çözebiliriz? İki şeyle çözebilirim aslında. Bir, problem çözme becerileri. İhtiyacım olan şey. Belki de danışanın repertuarında bu yok. Problemi nasıl çözeceğini bilmiyor. İki, iletişim becerileri. Bunu nasıl anlatacağını bilmiyor. Problem çözme, bu
Burada mesela bazen danışana soruyorum. Bir problem karşısında tutumumuz nasıl olabilir? Bir problem nasıl çözülebilir? Nasıl çözülebilir bir problem? Birincisi, bu problemi nasıl çözebilirim? Burada bir aktivasyon almak, problemin çözümüne odaklanmak, buna dair yollar üretmek. İkincisi, bazen bu problem çözemeyeceğim bir şeydir. Sevdiğim biri, bir yakınım ameliyattadır o sırada. Ne yapacağım? İçeriye girip bir neşter de bana verin diyeceğim. Ya da içeriye girip bir şeyler mi soracağım? Hayır. Kapıda beklemem gerekiyor. Orada mesela problem çözümü nasıl olur? Oradayken hissettiğim duyguyu çözmeye çalışırım. İkinci problem çözme tekniğim karşısında hissettiğim duyguyu azaltmak ya da regüle etmek. Üçüncüsü, bu da kabuldür bazen. Bu durum böyle. Bu durumu değiştiremeyebilirim. Eşimle yaşadığım bir tartışmada eşim böyle birisi. Okey, bu benim değiştirebileceğim bir durum değil. Başka şeylere odaklanabilir miyim? Bunu halletmeye çalışmak. Burada danışanla beraber danışana şunu söylüyorum bazen. Hadi problem çözelim mi mesela? Çok basit gibi geliyor aslında kulağımıza ama gerçekten bulunduğu yerde repertuarında problem çözme becerisi olmayabiliyor. Problem çözümü nasıl aslında burada tanımlayabiliriz? Altı basamakta. Bir, problemi tanımlayalım mı? Fakat burada yine az önce bahsettiğim gibi kendimize göre bir tanımlama değil. Problem ne? Eşimle tartışıyorum. Eşimle yaşadığım tartışma. Problem ne? Ofis arkadaşımın aslında hijyene, sosyal mesafeye dikkat etmiyor olması. Problemi tanımladık. Peki hadi beraber şuna bakalım mı? Bu problemle ilgili neler yapabilirsin? Buradaki seçenekleri yazalım istiyorum. Fakat en absürt seçenekten en mantıklı seçeneğe kadar tüm seçenekleri yazalım mı? Bunu yapmamın sebebi şu. Çaresiz değilsin birincisi. İkincisi de bir çözümün iyi bir çözüm olması için senin istediğin çözüm olması gerekmiyor. Bazen istemediğin bir çözümdür ama o problemin karşısındaki en efektif çözümdür. O yüzden hadi bunu da yazalım mı? Üçüncüsü, her çözüm için en iyi ilk üç çözümü belirleyelim. Her çözüm için bu çözümün bana getirisi ne, avantajı ne, dezavantajı ne? Bu çözümü sağlayıp bu çözümü uyguladığımda buradaki kaybım ne olur, kazancım ne olur? Bunları yazıp birbiriyle karşılaştıralım mı? Aslında gayet analitik olarak bir problem üzerine düşünebilme ve eyleme geçebilme kapasitesi. Daha sonra problem çözümlerini deneyelim. Denedim, olmadı, ikinciye geçtim. Olmadı, üçüncü. Olmadı, seçenekleri yeniden belirlemek. Yaptığım şey bu aslında. İkincisi, problem çözümüyle eğer çözemediğim bir şeyse bu durum, iletişim becerileri. Nasıl iletişim kuruyorsunuz? Burada da aslında bizim o hani hep o seminerlerde anlattığımız iletişimi kurmak için hazır bulunma hali ya da gidip belki de sormak, seninle bir şey konuşmak istiyorum, senin için de uygun mu? Karşı taraftan da izin almak, seninle konuşmak istiyorum, ben dilini kullanmak, suçlamadan kaçınmak. Çok fazla bence, ben böyle düşünüyorum demekten kaçınmak. Çünkü bu da hani ben dilinin fazla kullanımı da orada şey oluyor. Okey, dünyanın merkezindesin, yaşasın, bence böyle, ben de şöyle. Orada da böyle bir dengeyi oturtarak. Ya da problem çözümüne ilişkin ondan ne beklediğimi açıkça ifade etmek. Ya da ona fikrini sormak. Böyle bir sorun yaşıyoruz ya, sen ne dersin? Sence nasıl çözebiliriz bunu? Onun da önerilerini almak. Tam da iletişim becerileri. Eğer problem A ile ilgiliyse burada kullandığım iki şey problem çözme becerisi ve iletişim becerisi. Peki baktım problem B ile ilgili, düşüncelerle ilgili. Düşüncelerle ilgili kaygı bozukluğunda iki tip şey gelecek bize muhtemelen. Bir, felaketleştirme. Bilmediğiniz bir gelecek hakkında olabilecek en kaotik öyküleri anlatacaktır. Mikrop kapacağım, işte virüs kapacağım, hastaneye yatacağım, öleceğim, sevdiklerime bulaştıracağım, onların ölümünden ben sorumlu olacağım. Bu hikayelerde bir zaman aslında bunu çalışmak gerekiyor. Bunlar biraz felaketleştirme olabilir mi? Ne kadar rasyonel? Bu ihtimallere ne veriyorsunuz? Beraber bu düşüncelerin kanıtı, karşı kanıtı. Bunları düşünerek. Bazen bu arada bu düşünce gerçekçi de olabilir. Her zaman irrasyonel olmasına gerek yok. O zaman da ne yapabiliriz? Tamam, bu düşünce gerçekçi olsun. Bu düşünceyi tutmanın kârı ne, zararı ne? Bunu konuşalım mı? Yaşamında neye mal oluyor? Bedelinde ne ödüyorsun sen bu düşüncenin? Bir diğeri, bununla ilgili, özür dilerim, diğer kağıdımı, notlarımı almışım. Bir diğeri bununla ilgili bilişsel yeniden yapılandırma, belirsizliğe tahammülsüzlük. Kaygının en temeli aslında oradaki duyduğumuz şey, hani şöyle olur, böyle olur. Bu ne tetikliyor sende? Belirsizlik. Belirsizlik varsa o oraya zaten bir felaketle dolgu yapar. Onun genelde düşüncelerinde şunu yakalarız. Ya bilmiyorum, hasta olacak mıyım? Bilmiyorum, yani buna çözüm bulabilecek miyim? Aslında bu sorunun kaç cevabı var? Bazen sorarım bunun için. Kaç cevabı var sizce bu sorunuzun? 2.
Evet ya da hayır. Evet hasta olacağım, hayır hastalanmayacağım. Eğer hayır hastalanmayacağım diye düşünüyorsanız şu anda sizce neden kaygılı olabilirsiniz? Acaba gayet bu soru formundaymış gibi aklınızdan geçen bir olumsuz otomatik düşünce olabilir mi? Ve net, hastalanacağım ben, felaket. O yüzden burada çalıştığımız şeyler bilişsel yeniden yapılandırma, belirsizliğe tahammülsüzlük ya da felaketleştirme. Duyguya geldiğimiz zaman, duyguda aslında duyguyu belki de biraz daha başlarda bile ele alabiliyoruz. Çünkü kaygının kendisi bir felaket gibi algılanıyor. Kaygılandığı an, bak zaten bir şey olmasa ben kaygılanmazdım. Kaygılanıyorsam demek ki bir şey var. Duyguyla ilgili burada şunu anlatabiliriz aslında. Neden duygularımız var? Mesela vücudumuzda fonksiyonel olmayan ama bizim öylesine taşıdığımız bir şey var mı? Bir şeyi ya kullanırız ya atarız. Ya fonksiyoneldi, fonksiyonelse kalır, fonksiyonel değilse zaten biz onu evrimin içinde tüketiriz bir şekilde. Acaba duygularımızın anlamı ne? Niye var bizim duygularımız? Ya da duygularımız mesela önce şunu anlatıyoruz. Bana olumlu duygularınızı sayar mısınız? Olumsuzları sayar mısınız? Bu duyguların anlamı ne? Fonksiyonu ne? Aslında duygu benim motivasyonumu sağlıyor ve bana bir bilgi veriyor. Duygu benim iç rehberim. Mesela kaygı, korku hiç istemiyoruz ya hayatımızda. Diyelim kaygım ya da korkum yok. Yolda karşıdan karşıya geçiyorum. Acaba nasıl geçerim? Hiç kaygım, korkum olmasa. Nasıl araba kullanırım? Bir sınava nasıl girerim? Yani aslında kaygının ve korkunun evrimsel olarak bizi ne kadar koruyucu olduğu, tehdidi okuduğu, tehdide karşı bizi hazır kıldığı bunları anlatıyoruz. Dahası duygunun bize istediklerim ve istemediklerim, bana değerlerim hakkında bilgi verdiği. Örneğin bir konuda eğer kaygılanıyorsam aslında oradaki istediğim şey ne? Güvende hissetmeye ihtiyacım var, güvende hissetmek istiyorum. İstemediğim şey ne? Bu tehdidin ortadan kalkmasını istiyorum. Ya da bir şeye öfkelendim. Diyelim ki bir mesai arkadaşıma öfkelendim. Ama öfkeden de korkarız ya bazen. Meta duygu, duygu hakkında yeni bir duygu üretmek. Öfkelendim. Okey, öfke olmasa. Öfkemden de korkuyorum, hiçbir şey söylemiyorum. Halbuki öfke bir bilgi veriyor. Ne diyor bana? Bir, ne istediğim hakkında. Öfke bana sınırıma saygı gösterilmesini istiyorum. Sınırıma dikkat edilmesini istiyorum. Bu bilgiyi veriyor. Nasıl bir bilgi veriyor? Aslında orada sınırımın aşılmamasını istiyorum. Yani duygumu aslında orada okuduğumda duygum benim ihtiyacımı bana söylüyor. Belki o diyalektikteki bilgi akıl gibi düşünebiliriz bunu. Duygu okumak. Hiçbir şey yapamadığınızda bile duygumu okumak. Ne hissediyorum? Bu duygu bana ne söylüyor şu anda? Buradaki duyguyla ilgili problem birincisi duyguyu tanımlamakla ilgili oluyor. Dediğim gibi orada önce duyguları tanıtıyoruz. Daha sonra duygunun fonksiyonlarını anlatıyoruz. Bir duyguyu nötralize ediyoruz. Dur sakin ol. Biraz kaygılanmak ne anlama geliyor? Biraz öfkelensen ne olur? Daha sonrasında burada bazen şeyle ilgili sorun yaşabiliyoruz. Duyguyu regüle edemiyor. Yoğunluğu, süresi, şiddeti bunlar mesela çok uzun sürebiliyor. Buralarda problem yaşıyor. Burada Türk Psikologlar Derneği'nin sitesinde şey var, gevşeme teknikleri. Bunu zaten hepiniz biliyoruz. Burada aslında o biraz hani mindfulness, biraz gevşeme teknikleri, kasları gevşetmek, orada aslında dikkati dağıtmak, beden taramaları yapmak. Bunlar aslında bizim için fonksiyonel olanlar oluyor. Yani duygu düzenleme tekniklerini ve gevşeme tekniklerini kullanabilirim eğer yoğun duygu ile ilgili problem yaşıyorsam. Bir diğeri de benim aslında en başa almaya sevdiğim yer burası. Davranışla ilgili çalışmak. Davranışla ilgili de hani demiştik ya mesela ne yapıyorsun? Tamam bu problemi yaşıyorsun. Küsmek, surat asmak. Burada davranışları yazıyorum tek tek. Ne yaptın? Bana davranışlarını söyler misin? Küstüm, surat astım, şikayet ettim. Hepsini yazıyorum. Sonra diyorum ki, mesela yaptığınız bu davranış ne kadar işe yaradı? Problemin çözümüne katkısı oldu mu? Aa, hayır olmadı. Yani küstüm ama. Yani tavşan daha küsmüş, daha haberi yok. Benim de canım sıkıldı bütün gün orada. Okey, o zaman geriye dönelim. Bu efektif olmayan bir davranış. Diğerine bakalım. Tüm davranışlarını analiz etmek beraber. Bunlardan hangisi problemin çözümüne katkı sağlıyor? Hangisi problemi daha da artırıyor? Beraber bunu konuşuyoruz. Davranışta da burada çalışacağımız anksiyete bozukluklarında en sık göreceğimiz şeylerden biri ruminasyon. Onlar günün diğer saatlerinde de zaten sürekli olarak bir bilişsel geviş getirme eğiliminde oluyorlar. Ya olursa, ya şöyle olursa hep bir what if sorusu geliyor oradan.
Ya hastalanırsam, ya hastaneye yatarsam, ya işimden olursam, ya aileme bulaştırırsam, bitmeyen bir ya sorusu. O yüzden zaten bu semptomları çok yoğun yaşıyorlar. O yüzden de burada kullanacakları şey ruminasyon. Ruminasyonda da şunu aslında yapabilirler. Yine dört basamaklı, dört adımlı. Bir, fark et. Ruminasyona düştüğün an fark etmeni istiyorum. Ben şu anda ruminasyona girdim. İki, durdur. Dur, okey. Ruminasyondayım. Bunu durdurmak istiyorum. Üç, bunu bir fonksiyon analizi yapar mısın? Şu anda bu düşünceyle boğuşuyor olmamın bana nasıl bir faydası var? Nasıl bir fayda sağlıyor? Yani mesela işimi yaparken, ders dinlerken bu felaket senaryolarını tekrar tekrar zihnimde sınamam. Nasıl bir fayda sağlıyor bana? Faydalıysa devam et ki ruminasyonun bir faydası yoktur. Faydalı değilse durdur. Bunu bir tren metaforuna benzetebiliriz. Bir istasyondayız, oraya bir sürü tren geliyor. Bu trenlerle aslında bizim düşüncelerimiz. Bir sürü otomatik düşünce geliyor. Bir düşüncenin gelmesi, bir trenin gelmesi ona bineceğim anlamına gelmiyor. Düşünce gelir, o tren gelir, o durakta durur. O tren, işte Van treni. Ben bana gitmiyorum ama. Trenin kapısı açılır, biraz bekler, ben bilmem, kapanır ve gider. Otomatik düşünce gelir ve kendisi devam eder, geçer aslında. Fakat eğer ki o durakta hiçbir trene binmeden uzunca bir süre durursam en nihayetinde o trenlerden birinde kendimi bulurum. O yüzden de ruminasyonda fark ettim, durdurdum, fonksiyon analizi yaptım. Dördüncüsünde mutlaka yapmam gereken şey dikkatimi başka bir şeye yönlendirmek. Belki o durumda birden aklıma gelmeyebilir. Orada daha öncesinde ruminasyona düşmeden önce bir liste yapmak. Ruminasyon sırasında ne yaptığımda dikkatim dağılıyor. Bir müzik dinlemek, sevdiğim bir yakınımı aramak, yürüyüşe çıkmak, duş almak, bir kahve yapmak, kalkıp dolabımı toparlamak. Her neyse ama bir şekilde dikkatimi orada yönlendirecek, çelecek bir aktivite uyarlamak. Bir diğeri maruz bırakma. Kaygı bozukluğunda en sık gördüğümüz şey kaçınmalar olacaktır. Kaçınmalar da aslında kaygıyı besleyen ana damardır. Kaçınmayı kesmediğimiz sürece kaygıyı kontrol edemeyiz. O yüzden de mutlaka ki maruz bırakmalar ve kaçınmaların engellenmesi. Nasıl bir engelleme? Hiyerarşik bir sırada. Bu kaygıyla beraber neleri yapamıyorsunuz? Hangi ortamlara girmekten kaçınıyorsunuz? Hangi konuları konuşmaktan kaçınıyorsunuz? Hangi haberleri izlemekten kaçınıyorsunuz? Neleri okumaktan? Kimlerle görüşmekten? Dikkatli dinlediğimizde kaygılı insanların çok fazla kaçınması olacaktır. O yüzden mutlaka ki davranış düzenlemelerinde de o kaçınmalarını belirleyip daha sonra da bu arada bunların hepsini yaparken danışana mutlaka rasyonelini veriyoruz. Beraber bunu çalışma. Sanki burası biraz problem oluyor. Bunu beraber çalışmamız gerektiğini düşünüyorum. Size nasıl geliyor? Bunu çalışırken mesela neden kaçınmayı mutlaka durdurmamız gerekiyor? Ruminasyonu neden durdurmamız gerekiyor? Ya da neden gevşeme tekniklerini onun hayatına sokmamız gerekiyor? Rasyonelini verdiğimiz zaman danışan da zaten orada onun yaşamını almakta hiç direnmiyor. Hatta siz söylemeden o kendisi alıyor. Ben bunu yapmak istiyorum diyor. O yüzden de çok kabaca baktığımızda da hani nerede ne yapabiliriz? Aslında hangi alanda problem yaşıyorsa ona göre ele alabiliriz ve kabaca da bu teknikleri kullanabiliriz oralarda. Sanırım evet süremi aştım şu anda. Çok özür diliyorum, tamamladım ama. Gayet iyiydi hocam, zamanlama da iyiydi, konu da iyiydi. Çok teşekkür ediyorum. Sorular geliyor, onlardan iletmek istiyorum. Panik atakla ilgili sorular gelmiş. Osman Bey demiş ki, panik atak kaygı sonucu mu oluşur? Cemal Bey de demiş ki panik atakla nasıl baş edebiliriz? Bir böyle panik atakla kaygıyı bağdaştırarak anlatacak olursak. Şimdi panik atak diye bir bozukluk yok öncelikle. Panik bozukluk var ama panik atak diye bir hastalık yok. Panik atak pek çok insan hayatının farklı dönemlerinde geçirebilir. Panik atak dediğimiz şey yine kaygı düzenlemeyle ilgili bir problem. Kişi yoğun olarak kaygılanır. Kaygılandığında, bu arada kaygılandığım şey şu olabilir. Şimdi bir yere gideceğim ve beni utandıracaklar. Orada aşağılanacağım ya da reddedileceğim. Böyle bir kaygım da benliğime yönelik bir tehdit de olabilir orada. O yüzden kişi bir durumu bir tehditte algılar, kaygı geliştirir. Bu kaygıyla beraber duyumları artar. O bahsettiğim sempatik sinir sistemi uyarılır. Daha sonrasında bu tırmanır. Şimdi buradaki ilk söyleyeceğim şey şu olabilir. Bu arada panik atak sırasında kişiler genelde hızlı hızlı nefes alıp vermeye başlar. Bu da bedensel duyumlarını artırır. Panik atak sırasında çok kestirme yapabilecekleri şey mesela şunu yapabilir. Karbondioksit solumak. Bir poşete, bir kağıt, kese kağıdına belki solumak.
Nefesi yavaşlatmak, dikkati dağıtmak, dikkati özellikle bedenden uzaklaştırmak. Çünkü panik atağın felaketi beden duyumunun felaketleşmesidir. Bir de şunu söyleyeceğim. Sempatik sinir sistemi uyarılıp aslında bedenimizde bunları yaşarız. Biz hiçbir şey yapmasak bile zaten ortalama 30 dakika sonra parasempatik sinir sistemi devreye girer. Az önce vücudumda olan her şey sakinleşir. İnsanlar şunu söylüyor, hocam 30 dakika sürmüyor, 3 saat sürdü benimki. 3 saat sürer, şöyle sürer. Panik atak geçirir kişi, daha sonra sakinleşirken beklenti anksiyetesine girer. Yeniden geçirecek miyim diye. Yeniden geçirecek miyim diye beklediği her an tetiklenir ve yeni bir panik atak geçirir. Böylece panik atağı uzamış olur. O yüzden de hani panik atak nedir derseniz evet bir kaygı düzenleme ile ilgili bir problem ve bir de aslında hani bedensel duyumların yoğun olarak yaşandığı ve bunun katastrofi olduğu bir problem. Ama ben bu konuda terapi almalarını öneririm. Özellikle bilişsel davranış terapilerde çok kısa sürede çok iyi sonuçlar alabiliyorlar. Teşekkür ediyorum. Tolga Bey ve İrem Hanım'ın da hafta sonu yapılacak sınavla ilgili, üniversite sınavıyla ilgili bir sorusu var. Bir iki cümleyle sınava girecek öğrencilerin kaygısına yönelik ne söylemek istersiniz demiş Tolga Bey. İrem Hanım da benzer bir şekilde biz ne söyleyebiliriz öğrencilerimize demiş. Ben başarılar diliyorum Tolga Bey'e. Şimdi bugünkü aslında kaygıyı konuşmamın sebebi de buydu. Yani kaygı bozukluğu, hani kaygıyı nerede yaşadığımız önemli değil. Bu sınavda da olabilir, başka bir durumda da yaşayabilirim, sosyal ortamda olabilir. O yüzden bunların hepsinin aslında ortak teması şu kaygıyla baş etmek, kaygıyı yönetmek. Kaygı bu arada tekrara düşecek belki ama kaygıda istediğimiz şey optimal düzeyde kaygı. Kaygıdan korkmayalım. Sıfır kaygıda araba kullanıyorum, hiç kaygım yok. Muhtemelen davranışlarım nasıl olacak? Ya da kazaya davetiye çıkarışım nasıl olacak? Çok kaygılıysam nasıl olacak? Sınavda kaygılanmak problem değil. Sıfır kaygı ya da artmış kaygıyla baş edememek problem. O yüzden de biraz kaygılanmaktan korkmayın ve çekinmeyin. Bir ikincisi şunu söyleyeceğim. Lütfen sınav günleri normalin dışına çıkmayın. Anne babalar hocam her şey normal. Çocuğum işte pirinçleri yuttun mu? Çocuğum onu yeme bak sınavda karnın ağrır. Ya zaten şunu yapıyoruz biz. Yani ebeveynin kaygısı çocuğa bulaşıyor. Lütfen o yüzden çocuğu kendi kaygımızdan koruyalım. Bir diğeri şunu söyleyeceğim burada. Sınava girdiğimizde bu kaygının sebeplerinden biri de sonuç odaklı, felaketleştirici bir sonuç odaklı gitmesi. Lütfen sonuç odaklı değil süreç odaklı. Kıymetli olan şey orada 90 dakika boyunca sahada kalmanız ve çabanız. Elbette ki sonucu hepimiz güzel olmasını istiyoruz ama sonuç değil. Çünkü sonucu değiştirebilir miyim? Oradayken sonuç üzerine bir şey yapabilir miyim? Benim kontrol alanımda mı? Hayır. Ne yapabilirim sadece? Burada kalabilirim ve elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışabilirim. Kontrol edebildiğim kontrol alanıma odaklanmak ve kontrol edemediğim alanı da orada bırakmak. Bunu önerebilirim sanırım. Başarılar diliyorum onlara. Hocam bir de sorununu somatizasyonla gösteren ergenlerle çalışırken sürecin başı için ne önerirsiniz? Nelere dikkat etmek gerekir diye bir soru gelmiş. Şimdi soruları cevaplarken çok dikkatli olmaya çalışıyorum. Çünkü görmediğimiz, tanımadığımız danışan hakkında yorum yapmamız etik değil. O yüzden bunu daha genel kontekstin içinde düşünebiliriz. Somatizasyonlar diye ele alalım bunu. Şimdi şöyle aslında Piaget'in mesela modeline göre düşünebiliriz bunu. Biraz daha mesela soyutlamayla ilgili zorluk yaşıyorsa eğer kişi, eğer o basamakta değilse mesela daha ne olacak? Duygularını, sıkıntılarını bedeni üzerinden somutlaştırarak ifade etme eğilimi üzerinde olacak. Kaygıyı da, depresyonu da baktığınız zaman onlar daha bedensel şikayetlerle gelirler. Somatizasyonda yine aslında bilişsel davranış teknikler burada çok işe yarıyor. Az önce o bahsettiğim mesela dikkati dağıtma. Şöyle düşünün, hani mindfulness egzersizlerinde vardır ya, bedeninizin bir yerine odaklanın. Bunu biraz sonra deneyebilirsiniz mesela. İşte gözünüzü kapatın ve elinize odaklanın. İşte oradaki o nasıl hissediyorsunuz, bir yanma var mı, ısı nerede yüksek vesaire, oraya bir odaklanın. Odaklandığınızda oradan gelen duyumların arttığını fark edeceksiniz. Dikkatimizi bedenimizde nereye odaklarsak oradan gelen duyumu daha fazla almaya başlarız. O yüzden de bu somatizasyon durumlarında aslında yaptığımız şey dikkati böyle durumlarda bedenin dışına çıkartabiliriz. Bedenimizde değil de dışarıda bir yerde bir yere odaklanmak.
Ya da o dikkatimizi dağıtacak. Az önce dedim ya hani, eğer trenlerin hiçbirine binmezsen en nihayetinde bir trene binmiş bulacaksın kendini. O yüzden de hani bir şey yaparak, yani dikkatimizi kasıtlı ve istemli olarak başka bir şeye yönlendirerek. Sorunuzun cevabı olduğunu bilmiyorum ya da spesifik olarak nereyi sorduklarını bilmiyorum. Kutsallaştırma bence gayet yeterliydi hocam. O dağı taşımak. Problem ben değilim. Aslında benden başka bir şey. Son soru olarak çok fazla kitap önerisi isteyen konuğumuz oldu. Problem çözümüyle ilgili, iletişim becerisi, danışmanlık becerileriyle ilgili. Böyle aklınıza gelen varsa önerebileceğiniz kitaplar. Şimdi aklıma gelen şöyle aslında, bazen yurt dışında ya da şehir dışındaki danışanlarımızda, örneğin eğer sağlık hizmeti alamayacak durumdayız, onlara mesela kendine yardım kitaplarını öneriyorum ben. Çok da fonksiyonel buluyorum. Hakan Hoca'nın, belki de bilişsel davranış çalıştığım için, son çıkan birkaç kitabı var. Şimdi daha önceki bilişsel terapilerde, bilişsel terapi ilkelerde, fakat neydi? Fark et, hisset, yaşa mı son kitabı. Bir de depresyon. Yeni baskıları, yeni yayınları yapılmış. Ben her ikisini de çok iyi buluyorum. Diğeri Kristin Padeskin'in kendine yardım kitapları var yine. Evinizdeki terapist. Bunları mesela okuyabilirler, tavsiye edebilirler. Bir diğeri yine bilişsel davranışı terapinin üçüncü dalgalarından biri olan şema terapi. Hayatı yeniden keşfetmek, şema terapi, bununla ilgili İyi hissetmek. iyi hissetmek. Bunlar mesela hem çok anlaşılır dilde yazılmış, hem her boyutuyla yazılmış. Fakat bunların çok derli toplu olduğu son hali Hakan Hoca'nın kitabında gördüm ben. Çok da beğendim. Tüm danışanlarıma da söylüyorum. Kitabım şu anda karşıda koltuğun üzerinde, görüyorum ama ulaşamıyorum ona. Sanırım fark et, hisset, yaşa. Yanlış söylemek de istemiyorum buradan. Ama çok öneririm kitabı. Hem danışanlar için hem uzmanlar için. Çok sade, çok duru bir dil. Rahatlıkla oradan faydalanabilirler diye düşünüyorum. Yüz hocam çok teşekkür ediyorum. Gelen yorumları okuyorum. Genel kanı bu saatin yetmediği doğrultusunda daha uzun dinlemek istiyor katılımcılar sizi. Umarım ikinci kez belki yüz yüze sizi tekrar daha önce ağırlamıştık ama Kıbrıs'ta da ağırlama şansımız olur diye düşünüyorum. Çok teşekkür ediyorum zaman ayırdığınız için, verdiğiniz bilgiler için. Tekrar görüşmek üzere diyorum. Elis Hocam, çok Çok teşekkür geldi. ediyoruz size katıldığınız için. Çok güzel bir seminer oldu. Çok faydalandık. Çok çok teşekkür ediyorum. Size hayırlı akşamlar diliyorum. İnşallah sizi Kıbrıs İlim Üniversitesi'nde misafir, bir gün misafir edip ağırlayacağız. Umarım hocam, Ata hocam, ben de çok memnun oldum. Nazik davetiniz için tekrar teşekkür ediyorum. Herkese iyi akşamlar diliyorum ben de.